Merhaba arkadaşlar. Python dersimizin dördüncü haftasına hoş geldiniz. Bu hafta duyuru grubunda da yazdığım gibi neleri işleyeceğiz? Öncelikle örnek sorularımızı, geçen hafta çözeceğimiz örnek soruları çözerek başlayacağız. Ayrıca geçen hafta bir quiz yaptık hatırlarsanız. Onları da bir cevaplarını gözden geçirelim kısaca. Sonra dosya işlemlerine bakacağız. Daha sonra sözlük yapısı, dictionary izlediğimiz sözlük yapısına bakacağız. Ayrı, sonra da kusura bakmayın. Sonra da recursion, yineleme metodlarımıza bakacağız. Bu algoritma tipimize bakacağız. Daha sonra ya da daha önce try except hata yakalama bloklarını inceleyip bir güzel bir örnekle sonlandırmayı planlıyorum. İsterseniz kısaca geçen haftaki quizden başlayalım. Hatta quizden de değil şeyden başlayalım. Bir affedersiniz. Tamam. Geliyordur herhalde ekranım. Şuradan başlayalım hemen. Geçen haftaki örnek soruyu hatırlarsınız. İki tane vermiştim. Birincisi ikinci dereceden denklem dediğimiz ax kare artı bx artı c şeklindeki denklemlerin gerçek köklerini bulan bir ödev. Ödev demeyeyim de alıştırma çözülecek soru. Diğeri de sayı stringi adında verilen bu tipte bir stringin içindeki çift sayıları seçip bir liste içine atan ve onu o listeyi çıktı olarak bana output ekranına bastıran bir kod istemiştim. Ha, bu arada Ali arkadaşımız biraz geç katılacak aramıza ama gelecek. Dersi varmış şimdi. Öncelikle bu sorudan başlayalım. Benden soru ne istiyor? Önce ona bakacağız. Demiş ki ax kare artı bx artı c şeklindeki denklemin gerçek köklerini bulacağız. Bir kere İrrasyonel sayıları kabul etmeyeceğiz demektir bu. Sonra bakalım. Ne demiş? Daha kökleri bulmak için aşağıdaki algoritmaları dahil etmeniz gereklidir. Evet. Sonra ABC değerlerini kullanıcıdan alacağız. Tamam, bunları hatırlarsanız input adlı komutumuzla kullanıcıdan alacağız. Çıktı değerleri olarak denklemin köklerini vereceğiz. Bunda da bir sıkıntı yok. Diskriminant sıfırdan küçük olursa uyarı bildirsin. Çünkü diskriminant sıfır olduğu zaman gerçek kökler şartını sağlamayacaktır. O yüzden bu kısmı almamamız lazım. Bunu da ayıklayacağız. Aklınıza ne geliyor tabii ki eklemek için? If else de bunu kontrol edeceğiz. If else bloklarımızla. Sonrasında kullanıcıdan girdileri tekrar isteyeceğiz. Tekrar istemek deyince hani sonsuz defa alt alta mı yazacağım? Adam sonsuz defa yanlış girebilir. Hayır. Bunun için de hatırlarsanız while true kullanıyorduk. Ya buradan da bakabiliriz hemen. Şeyden bakalım PyCharm'ımızdan. Şöyle büyüteyim. Öncelikle hatırlarsanız geçen hafta kütüphanelere ekleme ve kütüphanelerin yapımı gibi bir şeyler işlemiştik. Bunlar arasında Met kütüphanesinde işlemiştik. Ayrıca dışarıdan indirmenize gerek olmayan Python'ı zaten bilgisayarınızda kurduğunuzda içinde gelen kütüphanelerden biri. Ama bu kütüphaneyi kullanmak için öncelikle import etmeniz lazım. Kodunuza diyorsunuz ki ben Met kütüphanesi içinde bulunan fonksiyonları kullanacağım. Bunları koduma ekle. Daha sonra bizden istenen ABC değerlerini kullanıcıdan almak için klasik integer input deyip A değerini istiyoruz. B değeri, C değerini istiyoruz. Peki, diskriminantı hesaplamak nasıl oluyordu? Bana zaten soru da vermişti. Nasıl oluyormuş şu diskriminant? B kare eksi 4 AC. Aynı böyle bunu yazıyoruz. B kare hatırlıyorsunuz üstünü bu şekilde alıyorduk. Eksi işlem önceliğine dikkat ediyoruz biliyorsunuz. Zaten burası çarpı işlem önceliğidir ama hani belirtmek için okunaklı olsun diye paranteze de koyabiliriz. Eksi 4 AC'yi de yapıyoruz ve bu D adlı diskriminantı temsil eden D adlı değişkenimi atıyorum. Şimdi hatırlarsanız şart vardı. Diskriminant sıfırdan küçük olmayacak. O zaman gidiyoruz. Diskriminant sıfırdan küçük ise diskriminantı yanlış verdiniz. Lütfen tekrar deneyiniz diyeceğiz ve continue deyip continue ne yapıyordu? Döngünün başına, diğer adıma götürüyordu bizi. Alttaki adımları atlayarak buraya gideceğiz. Hayır, diskriminantım sıfıra eşit veya sıfırdan büyük ise else girip break deyip burayı, bu döngüyü kıracağız. Bu döngüden çıkıp alttaki 15, 16, 17. satırlardan devam edeceğiz. Ne oluyor işte? Biliyorsunuz şuradaki artı eksi iki tane olduğunu belirtiyor. Bir
artı alıp kök diskriminantı artı alacağız. Bir de ikinci kök olarak da eksi kök diskriminant alacaktık. Liseden hatırlıyorsunuzdur muhtemelen ama hani unutan arkadaşımız varsa diye söylüyorum. Çözüm 1'e eksi b eksi diskriminantın kökünü almamız lazım. Matematik kütüphanesi burada işin içine giriyor. Hatırlarsanız bunu yapmıştık geçen haftada ama met nokta yani met kütüphanesine ait olan karekök bulma metodunu kullanacağım diyorsunuz. Böyle bir sorun var. Yapıyoruz. Parantez içinde yapıyoruz ki önce burayı yapalım. Bölü 2 aynı. Bunu da parantez içinde belirtiyoruz. Çünkü bölme işlemini önce yapmasın. Önce burayı yapsın diye. 2a. Bunu yapıyoruz. Bir soru mu var? Yoksa şöyle yapalım. Tamamdır. Çözüm ikimiz de bunun artılısıdır. Bu şekilde yapıp sonuçları buluyorsunuz. Benden son olarak da sonuçları bastırmamı istiyordu hatırlarsanız. Bunu format ile bastırıyoruz. Bu format neydi? Bilen arkadaşımız vardır, bilmeyen vardır. Şu küme para ama bahsettik biz bundan. İlk hafta, ikinci hafta, ilk hafta bahsettik bundan. Küme parantezi içine yazdığınız, küme parantezi yazılan yerlere bu formatın içinde parantezde yazan şeyleri koyuyordu hatırlarsanız. Hemen bir deneyelim bunu. Ne oluyormuş? A değerini istiyor benden. Bir gireyim. Beş gireyim. Bir gireyim. Şimdi b kare eksi 4ac burada şu değerlere bakarsak pozitif çıkacak. Yani bu gelecek bunu hesaplayacak bakıyor bu sıfırdan büyük. O zaman else girelim diyecek. Else girdikten sonra bakacak içinde break komutu var. Bu while döngüsünü artık kıracağım. Ben buradan çıkacağım deyip çıkıyor ve buradaki satırlardan devam edecektir. Buradaki işlemleri yaptıktan sonra da bana bunları bastıracak. Hani yettiği kadar hani burada verebildiği basamak basabildiği kadar basacaktır. Yani bitiyorsa bitiyor, devam ediyor. Hani bilgisayara göre değiştirin bitine, memorisine vesaire ama böyle. Peki bir de yanlış girelim. Yanlış girersem ne olacak? Hemen girelim. Bu sefer tam tersine girelim. Yanlış girdiniz. Yani buraya geliyor. Burası yanlış oldu. Bana bu mesajı bastı. Continue deyip buraya devam edecek. Yani benden tekrar isteyecek. İşte yine isteyecek ama böyle yaparsak da bana bunları verecek. Bu ilk sorumuzdu. Anlaşılmayan bir şey yoksa ikinciye geçiyorum. Mikrofon açıp da şey sorabilirsiniz bir sorunuz varsa. Yoksa devam ediyorum. Bir diğer örnek sorumuz ise sayı string adıyla bu şekilde verilen, bakın bu string olacak. Bu sayılar küme ya da sayılar gibi gözükse de aslında bunlar sayı değil. Bunlar bilgisayar için çift tırnak içinde tanımlanmış karakterler dizisi. Karakterler sayı olabilir bizim için ama bilgisayar bunları karakter olarak görür. Yukarıda verilen stringdeki çift sayı değerlerini bir liste içine dahil edip listenin içeriğini çıktı olarak gösterin. Şimdi siz ne yaparsınız? Size böyle bir şey versem, kağıda yazın desem. Ne yaparsınız? Öncelikle ilk elemana bakarsınız. Çiftse bunu seçersiniz. İkincisi çift değilse bunu atlarsınız. Çiftse seçersiniz, çift değilse atlarsınız. Ve bunların hepsini tek tek ziyaret edersiniz. Bunu temsil eden bir algoritma yazmamız gerekiyor. Burada hani bir iki ipucu verdik. For döngüsünü kullanabilirsiniz. String fonksiyonlarını kullanabilirsiniz gibi. Ama yani aslında çok basit. Sayı stringi burada hani Türkçe karakter olmasın diye şunu iyi yaptım. Aynı birebir aynı onun dışında. Stringimiz böyle. Sonra çift adlı bir liste yarattım. İçi boş bir listem var. Listeyi köşeli parantezlerle yaratıyorduk hatırlıyorsanız. For number in yani number adlı değişken ne yapıyoruz? Sayı stringi içine dönecek. Ama adı üstünde sayı stringi. Her döndüğünde bana string basacak. Ben string istemiyorum. Bunları integer'a çevirmem lazım. Ama bunu topluca böyle bir integer'ım yok. Yani 2,3,50 böyle bir integer'ım yok. Bunlara tek tek sahip olmam lazım ki integer'a çevireyim. Hatırlarsanız bir string'i istenilen karakterden ayırmak için split fonksiyonu kullanıyorduk. İçine de ayırmak istediğimiz ayracımızı, karakterimizi giriyorduk. Ben demiş oldum ki aslında burada. Sayı stringini virgülleri ayraç olarak kullanıp ayır ve bunları ayırdıklarını bir listeye at. Aslında şuraya gördüğünüz sayı string nokta split var ya. Bunu bastıralım. Sizi bastıracağım birazdan.
2, 3, 56, 987, 3, 1, 53'ün listedeki hali. Ama hala hepsi string'dir. Sonra gidiyorum. Bu number artık 2 ya mesela. Bunu integer'a çevirebilirim. Bir hatası olmaz. Kalan bulmak için modül işlemimiz yüzde işaretini kullanıyorduk. Çift eşittir bize true ya da false verir. Kontrol etmek için kullanılır. Yani diyoruz ki eğer 2'ye eşitse ve sayımız sıfırdan büyükse bunu çift adlı listeye ekle. Append de hatırlıyorsunuz da append sonuna eklemek içindi. Integer number halinde number integer çevir ekle. Bu döngüyü yapıp bitirdiğimiz zaman eklenmiş olacak. Sonra da bu şekilde formatla bastırabiliriz. Yani bu köşeli süslü parantezler içine çift adlı şey yaz diyoruz. Listemizi Ctrl Shift F10'a basıp çalıştırdığımız zaman 2 ve 56'yı görmüş olursunuz. Zaten bu da doğrudur. Peki sayı string split'e bakalım. Bunu ben normalde ne diye ayırayım? MyList adlı bir değişkene koyayım. Bunu koyalım. Bunu da sonra bir print edelim. Bakalım ne olacak? Gördüğünüz gibi string tipinde bunların virgüllerle ayrı. Bakın şu virgülü görmeyin. 2 var. 3 var. 56 var. Yani virgülü ayraç olarak kullanıp bunları atın. Yani listeye atın. Listeye atıyorum bunları, bu eşitlediğim listeye. Bu bir liste döndürüyordu çünkü. Bunları gördüğünüz gibi stringler halindeki sayılar görüyoruz. Bunları sonra integer'a rahatlıkla çevirebiliyoruz bu şekilde. Bir sıkıntımız var mı buraya kadar? Yoksa devam edelim. Bir dakika, hemen geliyorum. Kusura bakmayın. Bu sorularda böyle bir sıkıntı yoksa devam edelim. Dosya işlemleri. Bilgisayarın kullanım alanlarından biri verileri saklamak ve gerektiğinde işlem yapmaktır. Dosya işlemlerini örnek olarak dosya oluşturma, açma, okuma, düzenleme, yazma verilebilir. Biliyorsunuz hepiniz illaki bir notlara şey bir telefonunuzdaki notlar olsun, buradaki Notepad olur ya da not defterine girip illaki bir şeyler yapmışsınızdır, yazmışsınızdır. Biz Python'a nasıl bu pencereyi açmak yerine Python kodundan dosyaları oluşturduğumuzu, açtığımızı, okuduğumuzu vesaire inceleyeceğiz. Bu Python kullanılarak yapılabilir, doğru. Temel işlem open. Biliyorsunuz ki zaten bir işlem yapmak için normalde şurada bulunan nota çift tıklamanız gerek. Aynı şekilde açmanız lazım yani. Biz de Python kodumuzun içinden o dosyayı açmamız lazım işlem yapabilmek için. Buna da open adlı bir komut yapıyoruz. Dosya üzerinde işlem yapmak için öncelikle dosyanın ismi, uzantısı ile ve yapılması gereken işlem yazılmalıdır. Dosya işlemi belirtilmezse varsayılan olan yalnızca okuma işlemini yapar. Şimdi hemen bir örnekle bakalım buna. Pardon. Öncelikle dedik ki adını yazacağız. Ben daha önceden buraya Python 4 giriş dersi 4 adlı bir text dosyası oluşturup atmıştım. İçinde de sadece bu yazıyor. Nasılsınız? Python en sevdiğim programlama dili. Şimdi tekrar dönelim. Öncelikle dosyamızın adını çift tırnak içinde yazıyoruz. Unutmayın, bu bir değişken değil, string'dir. O yüzden çift tırnaklar içinde yazıyoruz. Merak etmeyin, bunu dil anlayıp fonksiyon içinden zaten anlayıp bir text dosyasının ismi olduğunu hemen gidip onu açıyor. Hatırla, uzantısı ile demiştik. Nokta txt bunun uzantısıdır. Yapılacak işlem demiştim. Hatırlıyor musunuz burada? Yapılması gereken işlem. Nedir yapılması gereken işlem burada? Çift tırnak içine yazdım. Re, reading kısaltması. Ben diyorum ki Python giriş 4 adlı dosyayı file'ı aç. Ama ben sadece okuma işlemi yapacağım. Bunun içinde düzenleme, yazma, silme, çizme hiçbir şey yapmayacağım. Sadece okuyacağım. O zaman Python biliyor ki bunu sadece okuyacaksınız. Başka bir işlem yapmaya çalıştığınız zaman hata verir. Onlara da geleceğiz. Bu açtığımız şeyi, açılan dosyayı myfile adlı size ne isterseniz bir değişkene atıyorum. Sonra bu değişken içinde diyorum ki ben
belge ismi, myfile.name derseniz bu dosyanın ismini bastıracaktır. File.close'la da dosyayı kapatacaksınızdır. Bunda bir sıkıntı yok. Şimdi print myfile.close dediğimiz size bir true ya da false değeri verecektir. Kapalıysa true, açıksa false değeri basacaktır. Bunların hepsini inceleyeceğiz zaten. Bunun neden böyle bir fonksiyon var peki? Niçin ben yazdım diyorsunuz ama bunu da anlayacağız şimdi neden var olduğunu öyle bir şeyin. Burada sorunuz olursa lütfen yazın ya da mikrofonu açıp sorun. Temel dosya işlemleri. Close. Yapılan işlemlerin takibi amacıyla açılan dosyanın işlem bitirildikten sonra kapatılması önerilir. Bunun için open ile açıldıktan sonra close ile kapatılır. Biliyorsunuz myfile demiştim. myfile nokta close ile kapatmam lazım. Şeyleri, parantezleri unutmuyoruz. Eğer açık dosyadan tekrardan open ile açılmaya çalışırsa sistem hata verir. Bu yüzden kapatılıp kapatılmaması çok önemli bizim için. Doğru kapatılmamışsa, unutmuşsak vesaire bunu kontrol etmemiz gerek. Kontrol etmezsek ve başka bir yerinde kodunu tekrar açmamız gerekirse hatayla karşılaşırız, kodumuz çöker. Aynı durum close fonksiyonu için de geçerlidir. Onun için kısaca nokta close da kontrol ediyoruz. True ya da false verecektir. Şey böyle PyCharm kullanıyorsunuz böyle sürekli böyle tırtıklı bir şeyler yapar. Kırmızı değilse önemli değil. Bu hani yazım kuralları belirtir. Ne der mesela? Şurada bir boşluk bırakmalıydın der. Bunlar da Türkçe karakter kullanmışsın der. Yani kodun işleyişini genel olarak etkilemeyecek şeylerdir. Sonra açılma şekli demiştim. Yapılan işlem demiştim. Ve demin de bahsettim. Sadece okumak içindir. Default olarak da bunu verilerini nasıl çevirir? Varsayılan olarak da zaten R gelir. Bir şey yazmazsanız onun yerine. W write'a dayanır zaten. Yazmak için write yaptığınızda da sadece yazabilirsiniz. İçindekileri okuyamazsınız. Burada ben en sık kullanılanları söyleyeceğim. A, append'e dayanır. Listelerde nasıl append dediğimiz şeyde listenin sonuna bir şeyler ekliyorduk. Burada da aynı şekilde dosyamızın içine, text dosyamızın içine kaldığı yerden bir şeyler eklemeye devam ediyoruz. Write'a benzer sadece append yaparsanız da okuyamazsınız. Write yapamazsınız. Sadece append yapabilirsiniz. Sonra nedir? Artı. Artı işlemi de R artı yazarsanız. Yani şu şekilde. R artı yazarsanız ne demek olur bu? Bileniniz var mı? R artı yaparsak da aslında demek istiyor ki read and write demek istiyor. Bu şekilde yaparsınız. Read and write ya da A artı da aynı şekilde. Ben yap ayrıca oku. Read and write hani ikisini de nasıl yapacağım? Hem okuyup hem yazmak istiyorum aynı dosyada. Bu şekilde yapacaksınız. Tamamdır. Hemen bir şuna bakalım. Alttakiler de çalışacak ama oraya geleceğim şimdi. Sadece önemli olan şu işlediğimiz şunun sonucuna bakalım. Oh, kusura bakmayın. Ctrl Shift F10'a bastım. Dosyanın üstündeyken açıldı. Bizim için en önemli kısım şu. Öncelikle burayı açtı mı myfile? Açtık. Print belge ismi. myfile'ın ismini öğrenmek istiyorum. Bakıyorum Python 4 nokta giriş. Python giriş 4 nokta txt. Doğru mudur? Doğrudur. Sonra close yapmışım. Close fonksiyonumu çalıştırmışım. Close, yani kapandı mı diye kontrol etmek istiyorum. Close diyorum. Fark ettiyseniz close'un yanında parantezler olmasına karşın burada yok. Çünkü bu sadece true false basacak. Nokta close dediğimiz zaman true bastı. Yani kapatmışız. Doğru yapmışız. Yani artık devam edebiliriz. Yani bunda bir hata çıkmaz. Bir sıkıntı yok. Devam edelim. Alttaki kodlara şimdi geleceğim. Görmüşsünüzdür orada hani read write gibi metodlarımız var. Temel dosya işlemlerinde açtığınız dosyayı okumak için, içine bir şeyler yazmak için, kapatmak için vesaire bizim fonksiyonlara ihtiyacımız var. Bu fonksiyonlardan bazıları burada sıralanmıştır. Kafanız karışmasın. Şurada infile yazıyor ya. Burada infile aslında ben mesela yukarıda myfile dedim. Yani aslında bu diyor ki ben, değişkenin adı. Siz istiyorsanız A, B, C de diyeyim. Hiç önemli değil. Myfile dediği şey orada benim tanımladığım isim yani bu infile kafanızı karıştırmasın ama bu neymiş falan diye. Read. Eğer normalde read R ile açtığım
şekilde R ile açtığım bir dosyaya okumak için bu şekilde sadece read yapmanız yeterlidir. Size en baştan beri basacaktır. Ama siz yok ben en karakterli okumak istiyorum. Hepsini okumak istemiyorum diyorsunuz. Buraya gördüğünüz gibi bunu gireceksiniz. Buraya bir sayı değeri gireceksiniz integer olarak. Size gideceği yere kadar, en sayısını, en karakterini gideceği yere kadar okuyacaktır. Eğer bundan sonra mesela bunu yaptınız, 5 yazdınız. 5. satıra geldi, okudu, durdu. Bir daha read derseniz bakın burada ne yazmış? İşaretçinin durduğu yerden başlar ve sonuna kadar gider. O zaman burası 5'te durmuştu ya. Devamında yazdığınız bu 5'ten sonuna kadar okuyacaktır. Readline ve length de bunlara benzer ama bunun farkı list döndürmesidir. Şimdi farklarına değiniriz. Write da yazması içindir. Append demiştim, append demiştim. Neydi? Peki bunu nasıl yapacağız? Burada belirtilmemiş ama write gibi direkt append yazılan bir fonksiyonumuz var. Bu da işaretçinin kaldığı yerden aşağısına yazmaya devam ediyor içine girdiğiniz karakterleri. Close'u biliyorsunuz zaten. Şimdi hiç burada şey yapmayalım. Hemen da bakalım. Buradan daha şey çünkü hani daha iyi anlarız. Şimdi ben bu dosyayı kapatmıştım. Python giriş 4.txt. Ama ben bir daha işlem yapmam gerekti bu dosyayla. Ne yapacağım? Düzgün kapattığımı kontrol ettim. Düzgün kapandığı için tekrardan açabildim ve bir sıkıntı çıkmadı. Bu sefer açtığımda myfile değil de f adlı bir değişken atamak istedim. F'yi atadım. Fark ettiyseniz a ile yazdım, değil mi? Write yazabilirim. Bir de daha demin dediğim gibi append yazabilirim. Ona da bakacağız. Write yazdım f. Ben eklendim adlı bir şey yazmak istiyorum. Bu peki şu karakterler olmasa ne olur? Bir silelim. Hatırlıyor musunuz? Slash n ne demek? Hatırlayanınız var mı? Şey. Şöyle tek satır. Slash n bakalım var mıymış? Aa, açamadım chat. Chat açılmıyor. Ne yazıldı orada? Açamadım ya. Basıyorum açılmıyor. Yeni satır. Çok teşekkür ederim. Yeni satır. Yeni satır demekti. Peki yeni satırı neden koydum ben? Bakalım neden koymuşum. Alttakilere de geleceğiz. Orayı da boş verin. Siz sadece şu kısımla ilgilenin şimdi. Çalıştırmaya başladım. Ctrl Shift F10. Belge ismimiz zaten yukarıdakileri işlemiştik. Şuraya bakalım. Şurayı önemsiz burası. Burası diğer kısma ait. Buraya kadar olan kısım F-Write. Ben eklendim. Hemen txt dosyamıza gidiyoruz. Bu arada en önemli şeylerden biri txt dosyası kodunuzla, PY uzantılı kodunuzla aynı klasörün içinde olması lazım. Eğer değilse tam olarak nerede olduğunu hani şurada bilirsiniz hani C dosyasının içinde falan filan tam adını yazmanız lazım. Buna göreceli konum deniyor. Tam olarak bilgisayardaki konumunu C, yani C klasörünün içinde yok oradaki şeyde falan filan süremiz bitiyormuş. Tekrardan başlatacağım. Biter bitmez. Tümünü yazdığın zaman da tam adı oluyor. Biz şu an aynı klasörde olduğumuz için göreceli adını yazabiliriz. Bu da budur zaten. Çok daha kolaylık sağlar bize. Hemen bakalım bunun içine bakalım ne yapmış. Şurayı da boş verin. Burayı da sonradan yaptım. Ben eklendim. Hiçbir boşluk yok. Hiçbir şey yok. Şu Volvo da sonradan geldi. Kusura bakmayın. Ben eklendim. Altta da hatta fark ettiyseniz şurada Volvo vardı. Aşağıda inmemiş. Bunu da buna bitişik yazmış. Bunun sebebi write komutunda bizim Python'da normalde girişimizde nasıldı? Python print'te. Print'te nedir? Zaten kendi içinde şu karakteri mevcuttur. Bizim yazmamıza gerek kalmaz. Ama write böyle değil. Bize aslında daha çok kontrol sağlıyor bu şekilde. İstersek boşluk bırakırız, istersek 2 satır, 3 satır, 5 satır enter yaparız vesaire vesaire. Bunları bize sağlıyor aslında. Slash n ile eklendiğinden sonra bir enter bas dedik. Buraya koyarak da ben eklendiğimden önce bir enter bas. Ben eklendim yaz. Sonra bir daha bir enter'a bas demiş olduk bilgisayara. Sonra da bunu kapat demiş olduk. Çalıştırırsak hemen şurada göreceğimiz şey ben eklendim. Bakın burada duruyor. Bunları unutmuyoruz. Sıfırladım. Tamamdır. Şimdi diğer kısma bakalım. Bunu da düzgünce kapattık.
Tamam, benim bir daha aynı dosyada iş yapmam gerekti. Açtım. Ama bu sefer hem okumak istiyorum hem de yazmak istiyorum. R artı şeklinde açtım. While true ile başladım. R'ye bir satır okuma. Read line. Bakın hatırlarsanız read line ile read lines demiştik. Ne farkı var? Şu farkı var. Read lines deyince bütün satırları okur. O satırların her birini bir string karakteri olarak listenin içine koyar. Yani siz o listeyi açtığınız zaman ne görürsünüz? Hemen şöyle yapayım. Mesela şurada da bu olsun, burada bu olsun, burada bu olsun. Listenin bir elemanını görürsünüz. İkinci elemanı bunu görürsünüz. Üç eleman bu. Dördüncü elemanı da bunu görürsünüz. Ama readlines'te bu böyledir. Ama gidip siz readline derseniz her bir satırı tek tek okur. Her bir satırı tek tek okur. Şu an neredeyiz? Hiçbir iş yapmadığımız için ilk satırdayız. İlk satırı okuyacak ve bu ilk satırı string karakterleri olarak R1'e atayacak. Sonra gidecek R1'e bir şeyler yapacağız işte. Sonra devam edeceğiz. İşaretçimiz nerede kalmıştı? Bu satırı okumuştum. Doğru mu şu satırı? Şimdi işaretçim bu satırda kaldı. Bu satırı basacak, bu satırda basacak. Yani aslında siz bir işaretçi adım adım buraya, 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 buraya götürüyormuş gibi düşünebilirsiniz readline'da. Her bir while döngüsüne girdiği zaman da bunu hani işaretçi bir alt satıra taşıyacak. Şimdi peki true benim şeyim sonsuz değil gördüğünüz gibi. Ne zaman sonlanacak? Aldığımız string'in boyutu sıfır olduğu zaman artık dosyam bitmiş, satırlarım bitmiş demektir. Break yapıp çıkacağım. Pardon. Eğer sıfır değilse de bu zamana kadar okuduğu her şeyi buraya basacaktır. Print ile aşağı basacaktır. Buraya da bakacağız. Sonra ne yapmışız? Arabalar diye bir liste varmış. Burası okuma kısmıydı. Şimdi geldi artı yani write kısmıydı yapmak istediklerime. Arabalar listem var. Volvo, Toyota, Fiat, Ford ve BMW var. Ben de okuyamadım. BMW var. Sonra arabalar listesinin içine bir for döngüsü yapacağız. Her bir okuduğumuz bu değerleri satır okuma adlı yani açtığımız bu Python giriş 4 adlı TXT'nin içine yazacağız. Bunu da unutmuyoruz. Ya da bunu koymak zorunda değil misiniz? Biz bunun yerine başka bir şey koyalım. Ne koyalım mesela? Virgül boşluk koyalım. Yan yana yazmak istedim. Hemen bakalım. İçinde bir şeyler var mı bunun? Yok. Şu an içinde hiçbir şey yok. Yani sadece benim girdiğim ilk baştaki girdiler var. Ctrl Shift F10'a basıyorum. İlk kısmı hemen şunu da açayım da beraber görelim. Burasını biliyoruz zaten. Hatırlarsanız readlines'da satır satır okuyor demiştik. Satır satır geldiğimizde ilk satırda nasılsınız? Python en sevdiğim programlama dili basacak. Bastı mı? Bastı. Doğru. Bunun yanında aslında write yaparken yapmıştık hatırlıyorsunuz. Böyle bir n var burada. Enter var. O yüzden bir tane enter. Yani de aşağı gitti. Bir de hatırlarsanız Python'da print fonksiyonunun sonunda bir tane enter vardı. Aslında iki enter olmuş oldu. Bu satırı da atladık. Bu satırdan başladık. Burada hatırlıyorsanız write'la ben eklendim yazmıştım. Burada ben eklendim var. Bunu da aynı şekilde buraya bastık. Yine burada çok boşluk olmasının sebebi bir tane en kendinden gelen enter, bir de Python'ın print fonksiyonunun koyduğu enter'dan dolayı buraya geldik. Peki bunlar nerede? Bunları da gördüğünüz gibi write. Bunları yaz demiştik bunun içine. İyi art yani şey. Neden artı koyduğunda print fonksiyonunda yazar gibi virgül koymadım? Peki neden hata verdi burası? Beklenmedik bir argüman aldım dedi bana. Bunun sebebi write'ın print fonksiyonundan farklı olması. Print fonksiyonun içine virgüllerle ayırarak istediğim kadar şey girebilirim, argüman girebilirim. İşte birçok şey yazmam gerekebilir. Şurada print burada. Biliyorsunuz böyle printte birçok şey tabii şunlar olduktan sonra basabilirim, doğru mu? Ama bunu write fonksiyonunda yapamayız. Write fonksiyonu sadece bir argüman alıyor. O zaman burada ne yapıyoruz? İlk haftalarda bahsettiğimiz, string işlemlerinde bahsettiğimiz concatenation dediğimiz birleştirmeyi uyguluyoruz. Yani i stringi ile virgülü birleştiriyoruz. Bunları aslında programımız, Python dilimiz tek bir eleman olarak alıyor ve sıkıntı çıkmıyor.
Zaten sonuç olarak gördüğünüzde de Volvo'yu basmış. Bastı. Sonra virgül ve boşluk koymasını bekliyorum. Çünkü artık burası Volvo, virgül boşluk. Virgül boşluk koymuş. Devam etmiş, etmiş, etmiş. Bitirmiş. Hatta burada fazladan koymuş. Bunda çünkü bakın burada zaten hani direkt burada başlıyor. Onu da kendi koymuş, koy dediğimiz için. Burada bir sıkıntı var mı failde anlamadığınız bir şeyler? Sormak istediğiniz, aklınıza gelen. Ne kadar süre kalmış? 2 dakika kalmış. 3 dakikaya yakın. Bitsin hemen tekrardan açacağım. Burada aynı örneklerin tekrar edilmiş hali. Gördüğünüz gibi burada bir soru yoksa geçiyorum. Sözlüklere geldik. Sözlükler aslında listelere benzer. Sözlük yapısından bahsedeceğiz. Bu sözlükler adı üstünde sözlük yani. Sözlüğü açtığınızda ne görürsünüz karşınıza? Mesela elma. Elma adını görürsünüz, ararsınız. Yanında da onun tanımını görürsünüz. Aynen bu şekilde işliyor buradaki sözlüklerde. Python'da sözlük yapısı sırasız non-index elemanlar topluluğudur. Hatırlarsanız listlerimiz, stringlerimiz bunların indeksleri vardı. Tapıllarımızın da indeksi vardı. Her elemanın kendine özel anahtar değer key value şeklinde verileri vardır. Her elemana bu özel değerler sayesinde erişilir. Aynen sözlükte aramak gibidir. Anahtar kelimenizi ararsanız karşılığındaki değerinizi bulursunuz. Sözlükler listeler gibi değiştirilebilir. Mutable özelliğe sahiptirler. Hatırlarsanız tuple'lar ve string'ler immutable dediğimiz değiştirilemeyen özelliktelerdi. Mutasyona uğramayan da diyebiliriz. Tanımlama sırasında string'lerde hatırlıyorsanız çift tırnak, listelerde köşeli parantez, sözlüklerde ise süslü ya da küme parantezini kullanırsınız nasıl diyorsanız onu. Anahtarlar benzersiz olduğundan dolayı aynı olamazlar ama değerler aynı olabilirler. Yani istisnalar dışında eş anlamlı sözlükler falan filan dışında sözlükte de fark ettiyseniz hani aradığınız anahtar kelime bir tanedir. Eş anlamlarını da sanırım içine yazıyorlar. Burada da hani öyle yapacağız. 1 dakikadan az kalmış. İsterseniz şimdi bitireyim. Tekrar açayım. 1 dakika sonra tekrar açacağım. Tamam. Görüşürüz. Hemen 1 dakika sonra açıyorum.